Bismillahirrahmanirrahim. Farişte şahvatsız akıldan tarkip toptu. Hayvan akılsız şahvattan tarkip toptu. Endi odam bolası ham akıldan ham şahvattan tarkip toptu. Eğer bana şu insan onu şahvatı akıldan üstün keladigan bolsa, şahvatı akıldan üstün keladigan bolsa hayvanlardan ham past derecede düşüp yetadi. Eğer aklı üstün kese şahvatıdan, malaikelerden ham âli mertebede bulur. Atrafı muhit aynıken virüs tarqı yaptı, bakteriyeler tarqı yaptı, u bol yaptı, bu bol yaptı, hava bulgarengen, fasad bolgen, zaharlengen. Değil mi? Şunu öyleyemiz ki fakat yine zavod fabrikine kopayıp gitkenlik uçun mu? Yok. Belki zina kopayıp gitkenlik uçun şuna kabul yaptı. Minglegen zavod fabrike kurvarsın. Daraklar Allah Ta'ala'nın buyruğu bulan, tazara taşı verir dedi. Havanı yamarlıgene. Lekin insanın özüden payda buluyorken fıskı fasadını tabiat tazalay almaydı. Daraklar YouTube'un ekisleri çıkar almaydı. İnsandan sadır ediliyorken bu cinayetler, zinakarlıklar, bir cinsli nikahlar, bir cinsli nikahını kanun dairesi kabul kılıyorken memleketler, bir cinsli nikahını başka memleketlerken mecburlep tıkışka hareket kılıyorken memleketler, çünkü teşvikat ve targibat kılıyorkenler, bunge milyardlagen meblağ necret yotkenler, mana bularning fisqi fasodi tufayli, kasofati tufayli atrof muhit zaharlanyapti. Yana ham Alloh taolo aytayaptiki, ularning qilmishlarini ba'zisini jazosini torttirish uchun shuni qilyapmiz deyapti. Agar hammasini jazosini torttirish uchun qilsa, umuman ko'zimizni ocholmaymiz. Mutlaqo yashashga imkoniyat qolmaydi. Balki milliondan bir gunohini jazosi uchun Alloh taolo shunaqa berayotgandir. Zino tarqalgan joyda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan balolar keladi. Günah kılıçlık 5 yıl evvel, 7 yıl evvel bir nerseler günah bulup hesaplanıyorken bulsa hazır günümüzde ad deyip bu kaldı. Ya bu hünçerlik günahımız nergin yanında değdiken bu kaldı. Çünkü için hürmetli imamın Müslümanlar biz aytemiz ki Kur'an-ı Kerim'de bir mes bir neçe ayeti kerimelerde Allah Subhanahu ve Teala zinanın haramlığı ve mümkünmesliği ve ukubeti ve akıbeti ve nihayesi varlığı zinanın karızlığı bayan kılınken. Hürmetli deyip aytkin geledi, hürmetliyemez. O şey zina kılıyetken adamlar. Biz aytemiz. Ulamalarının sözünü aytemiz. Ulamalar aytedi ki, hatta ben bana şu kutbaga tayarlanıp dururken peytimde bir şiir okudum. Arap dilinde yazılgan şiir var iken. Uzun, ben kıskartırıp cemaatimizde aytip verim ben. Ey zina kılıyken de yaptı. Ey zina kılıyken. Sen zina kılıyapsan o, sen sinin esinden çık kaldı de yaptı. Sen zina kılıyapsan o, seni opan esinden çıktı de yaptı. Onan esinden çıktı, ammen esinden çıktı, halan esinden çıktı de yaptı. Nahat ki sen zina kısan yu, zinanın karzıgını ünütken bosan geldi. Nahat ki sen zina kısan yu, sende hiç kanday yakın adamlar yok olsa, divarın ki zina geçini ünütken bosan geldi. Bilesiler mi? Zina adını ne deydi? Zina değil, zina karz deydi. Zina karz buladı. Zina onu töleşlik gerek buladı. Zinakar brotherlar, bilu olayım. Zinakar kezzap buladı. Zinakar yalgancı buladı. Zinakar hıyanetköy buladı. Zinakar satkın buladı. Zinakar hayasız buladı. Zinakar insan korkak buladı. Zinakar adamda deyüz buladı. Zinakarda irkelik sifat koymaydı. Nime sebepten deyse ayağını alda yaptı. Özünü alda yaptı. Hemme tüpürüp gitken yerine barıp durup o şu adamdan zina kılıyorken bunda gurur yok. Bu zinakarda irkehçilik yok. Zinakar ibadetlerden uzak buladı, imanı zayıf buladı. La yezni zayani hine yezni vahve mu'min. Zinakar zina kılıyorken de mu'min bulmayıp diyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zinakar zina kılıyorken de iman çıkıp duradı. Zinakar zinasından sonra iman özü gelişi mümkün diyordu. Eğer şu gün geçe zina kılıngan olsa tohtatış gerek. Bundan keyin zina kılıçlığı degenler size umman yakınlaşmış gerek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerde en kaytarılgenlerse zina. Zinanın yamanlığı, kim zina bilen muptala bulabiliyen bulsa, üçte yamanlığı getirdi önge. Birincisi rızkı, tank bu pitadı, rızkı. İşi yürüşmeydi, işi yürüşmeydi. Bir mesele çıkar gelmez. Kup kiri, utkaya yürüyen bir yıl yoktu. Buharıdı. Adam hiç kaçan uzun uzun maşinasını uğramıyordu. Hiç kaçan işiz arkaya gitmiyordu. Uzundan uzun ama, bir sebep. Bu işte bir cahide ateşken cahiz var, bir
qoqilgan joyingiz bor, Allohga bir osiylik qilgan joyingiz bor. Aksar holatda bu zino bo'lib chiqadi, deb o'ylab tafakkur qilsa zino bo'lib chiqadi. Zinoni oxiri o'limligi haq, o'limligini mana shu kunlarda bilib turishlar, ha? Zino yaxshi ish emasda 3ta balo keladi zino qilib yurgan. Xo'p, zino deganda o'sha ayollarga borish ham tushuniladi, qizlar bilan telefonda gaplashish ham tushuniladi. Ko'z zinosi ham tushuniladi, qo'l zinosi, qalb zinosi, hammasi zino deganda hammasiga balo bitta keladi. Zinoning yomonligi shuki, birinchisi rizqidan baraka o'chib ketib qoladi, ikkinchisi odamlarning qalbida mag'zub bo'ladi deganlar ham. Ya'ni mag'zub degani odamlar uni suymaydi. Nega kelsa ani kelyapti, yana odamlar diqqat bo'lib suymaydi. Odamlarning nazdida mahbub bo'lmaydi u bani. Mag'zub bo'ladi, teskarisi g'azab qilingan bo'ladi. Hamma yomon ko'radi odam. Shuningsi Xudoning g'azabi to'xtovsiz yog'ilib turadi, Xudoning rahmatidan uzoq bo'ladi. Yaxshi ish emas bu. Yaxshi ish emas. Bo'ydoq bo'lsa zinoga yurib ketib qolyaptimi, tushib ketib qolyaptimi, uylansin, harakatni qilsin. Qarz olib bo'lsa ham uylansin. Zino qilgandan ko'ra qarz olib bo'lsa ham uylansin. Zinoga tushib ketib qolmaydi, qarz olib kim uylanadigan bo'lsa, Alloh va'da bergan uzalmasa men uzaman degan Alloh endi. Londa qilib aytsa hadislarni o'zimiz tilda o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsa, uzalmasang men uzaman degan. Ya'ni men turibman deydi-ku, qo'rqma men turibman degan Alloh. Yo'q, qarzga olib uylansin. Niyati o'sha zinoga kirib qoladi. Agar tez uylanmasa zinoga voqiyat. Zino shunaqa harom, shunaqa og'ir gunoh ekan. Dardi zino. Kunda shu shakalga o'xshab kimni topsam deydi. Zinoni yaxshi ko'rgan fohishani oldida o'ladi. Bu qo'rqadigan nimaga? Siz bilan meni yomon ishni yaxshi ko'radigan holatimiz ko'p. Tasavvur qiling, Xudo saqlasin. Hatto fohisha ham, masalan, o'sha fohishaga boradigan ham shu ishni qilayotganingda o'lasan omalaydi siz, astag'firulloh deyin deydi, ko'ryapsizmi? O'zi biladi-da qanday yeyotganini. Molni tezagini yeyotganini o'zi biladi-da. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun o'laylik yaxshi ish ustida. Yo jumaga ketyapti, yo abdasi ko'tarib toratga ketyapti, yo ota-onaning xizmatini qilyapti. Qanaqadir bir yaxshi ish ustida vafot qilishlik uchun yaxshi ishlarni yaxshi ko'rish kerak. Chunki man habba shay'an aksaru min zikrihi degan hadis bor-da. Kim nimani yaxshi ko'rsa, o'shani ko'p gapiradi. Bu degani kim nimani yaxshi ko'rsa, o'shani ko'p gapiradi va ko'p qiladi o'sha ishni. Uyatsiz narsani ko'rgan odam megabaytini uyatsiz kiyina oladi, ko'rib tugatadi. Ashu bolalar bor-ku, ashu kasal bo'ladi ashu bolalar. Impotent degan kasallik bor, bilasizmi? Quloq qimillamaydigan bo'lib qoladi degan. Keyin yurilaveradi, keyin cho'tta quloq chaqtami deb. Quloqni o'rich kerak deb. Quloqni ham tushunaverasizlar-a? Tushunganlarning yaxshi, tushunmagan tupoy odamni ish qiyin. Tushunish kerak. Lekin xulosa qilinglar bolalar, cho'ta ara, nasha, zino haqida gapirganda bir-birlaringizni qoshlaringizni ko'taryapsizlar-da. Iloji bo'lsa, yalinib bo'lsa ham shu o'rtoqlaringizga shunaqangi yomon ish qilayotgan bo'lsa tashatinglar. O'rtoqlarimizda o'rtoq insonning minusi ketayotganda turib berish kerak. Ya'ni u talpa bo'lganda turib berish emas, yomon ishga botib ketyapti, o'sha yerda turib beringlar, 5-6 ta o'rtoq bo'yit, shuni tasha, unaqima, bunaqima, ota-onangga baqirma, xotining bilan nima doim telefonda urushaverasan, yo nimaga san tinmay telefonda ayollar bilansan deb gapirib-gapirib shu narsadan qaytarish kerak bolalar. Zino or ishi, nomus ishi, nomardlar ishi, badbaxtlar ishi, dunyoning o'zida yo jazosi tezlatilgan ishlardan. Sinoga aralashib yurgan, hali ko'zi ochilmagan, hali boshi devorga urilmagan odam to'xtasin. Turgan joyida to'xtasin. Uning hayotini oqibati o'ta ayanchli bo'ladi. Dunyoda zinoni tavbasi bo'lmasa, jazosi kelmasdan odam o'lmaydi. Kim zinoga harakat qilayotgan bo'lsa tavba qilsin, to'xtasin. Nabiy alayhissalotu vasallam bundan jirkandilar. Va aytdilarki, bu ish bilan biz dunyoga kelmadik dedi. Inson ummatining eng katta imtihonlaridan biri erkak ayol munosabatlari, zino munosabatlari. Sizni pul bilan, obro bilan, boshqa narsa bilan vasvas qilolmagan shayton ayol bilan, zino bilan vasvas qiladi. Eng xatarli ko'cha, eng xavfli region. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Qur'oni Karim zino masalasini qayerda zikr qilgan bo'lsa, yonida qatl masalasini zikr qilgan. Qotillik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alladina la yad'una ma'allohi ilohan akhar va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bilhaq va la yaznun. Alloh taolo Rahmon taoloning bandalarini sifatlar ekan, ular Allohdan o'zga hech kimga duo qilishmaydi. Faqat Allohga ibodat qilishadi. Duo ibodat ma'nosida. Va ular nohaq odam o'ldirishmaydi va zino qilishmaydi. Qur'oni Karim zino bilan nohaq odam o'ldirishlikni yoqma-yoq zikr qilyapti.
Nimaga? Bular bir-biriga aloqador ishlar. Hayotingizda har bitta ko'zi ochiq odam ibrat nazari bilan qarasin. Qotilliklar o'zi eshitgan, ko'rgan, bilgan qotilliklarning aksariyatining orqasida zino yotadi. Nohaq odam o'ldirishlik, ya'ni bu masalaning oqibati qatliga olib boradi. Shuning uchun Nabiy alayhi salatu vasallam zinodan tug'ilmaganliklari bilan faxrlandilar. Ha, bu faxrlanarli ish. Zino insonning mas'uliyatsizligi oqibatidagi ishlarda. O'zini nafsini qondiradi, shu bilan qochadi. Hech kimga bildirmaydi. Berkinib qiladi bu ishni. Odamlarga oshkor qila olmaydi. Albatta, zino yani ki namahram erkek ayağını cinsi alakada buluşları bu bütün haklar barça dinler tarafından katlık karalengen narsadır. İnsaniyat tarihi de zinanı maktagen ya ki zinanı caiz degen halk din tüzün mutlaka bulmagen. Bu kabih işini barça karalengen kadında hemme bu işini kıyan erkek ayağlarını cezada lazım nedeni ittifak bilen yurga koyuş gelişken. İslam dini ise bu nesene karanlaştı, bu neseden cemiyetlerini paklaştı, misli körülmeden kette köremdeli işlerini alıp bargen, düşündürüş işlerini alıp bargen, karanlaş işlerini alıp bargen ve cezalaş işlerini hem alıp barıp cemiyette bu cirkenç illetini yok kılış için acayip bir üsluplarını kollab, insaniyetke daha saadet yolunu görsetken tecrübede vakınlıkta tatbik kılıp ispat etken. İslam'da zinanı karalaş. Onge kat'i cezalarını belgeleş bilen birge zinaga alıp baruçu yollarını tosuş üçün hem kette işler kılıngan. Anası işlerden biri cinsi alaka, naşer'i cinsi alaka noktasını yine ayıp koymaktan onge alıp baruçu nesillerini hem zinaga tenleştirilir. Köz zinası deyende demek bir erkek ya ki ayar kişinin başka bir cins deyli namahram kişiye şehvet bilen karışı közde tutulgen. Kim barışından kat'i nazar bir adam ikinci bir şahsge muğayir bulan şahsge şehvet nazarı bilen köz tükse onu kadı kâmetege, cemalige, fitnege, yani ki şehvetini kocidigan yerlerige nazar salıp, hoşundan bir huzurlanış, lezzetleniş manasındaki haletke kirledigan bulsa, bu köz zinası buladı. Bu közü bilen namahramge köz tükte, ana şimdik şehvet nazarı bilen karadı, ana şimdik üçün günahkar buladı. Çünkü bana şu halat onu zinaya yetekleşi durgan gel. Tel zinası ise yani şu zinaya ait geplerini yaparız. İkinci bir şahsge, yani iki bir erkek ayalge, ya ki ayal erkekge o zina gepi bilen onu itibarını tartıp zinaya çarlayışı sözlerini aitişi, geplerini yaparışı manaları tel zinası buladı. Kol zinası ise uşa namahramını üçleş bilen buladı, türlü azalarını sileş bilen buladı ve hakeza şunaka haletler. Dil zinası ise uşa könlü ketip, hani şöyle bilen zina kısamadım, onu onda kısamadım, bunda kısamadım bilen dilden utkazış arkali, dil zinası hem demek sabit buladı. Bunların hemmesi günah hesaplanadı. Bunda işlerine, onun şehvet nevzuları bilen karaş hem şehvet manasındaki geplerini yapırıp şu manada zinaga çarlaş halatları, namahramlarını, türlü azalarını üşeş halatları, dirilen zinanın tefsiratlarını utkazış halatları haram kısaplanadı. Bunda işlerine kıyan kişiler günahkar buladı. Hop endi zina keçirildi mi? Degen savar. Onun azabı kandı boladı.
bu azabından kurtulup kalış için ne yapış gereken degen savallar. Zinanın azabı şeriatta körsatırken, eğer zina kıyan şahs erkek olsun, ayol olsun, aile körgen olsa, yani tolakanlık nikahta yaşayan olsa, taş boran kılış. Bu da da, eğer aile kurmayı törgen bir şahslar zina kıyan olsa, bunlarla derle vuruladı. Yüz derle vuruladı. Lakin bu soru bugünün gününde çok tekrarlanan sorulardan. Çünkü bu şer'i cezalar hazır kullanmaya kullan. Çok güne Müslüman devletleri de hem bu cezalarını tatbik kılıç amaldan kalgan bir halet. Bana şu manada zinakar bu kalgan kişiler tavba kılıp özünün hatasını düşünüp yetkeniden keyin bana bu hazır bir halatka okşa ulamalarga saval verişedi. Savalları zinanı itiraf kılıç bilen birge indi günahını yuvuş kanla buladı. Degen savalı. Ulamalarının cevabı daimi rağışta buladı ki elbette hazır zinakarga had kayın kılıç. Onge şeriyette belirgen ceza çarelerini kullaş tatmakta yok. Kanunlarda yok. Şunun için nasihat şu buladı ki erkek bulsun, ayal bulsun. Bilip bilmezden türlü şeraitlerde düşkan halde zina kılıp koygan bulsa, hani o şey zinanı itiraf edip, günahlığını düşünüp yetip, tevbe kıladigan bulsa, hakiki ihlas bilen çin dilden tevbeni kılsın, Allah'tan mağfiret sorasın, ikinci bu işe mutlaka yakın yolamasın, uyağı Allah Teala'nın özüne havale. Parvardigarı alem, keçişini, mağfiret kılışını istese, keçip yubaradı, eğer istemese, cezasını ahiretke kalışı türden gebb oladı. Bu manada demek, kişiler Allah özü körsetmesin, buna kadar yakın kelmeslikleri gerek. Mabada şimdi halatlar yüz verip kalsa, derhal tavba kılış gerek. Bu nerseden çetleniş ve daimi ravişte Allah'tan mağfiret sorup, köprak yakşı işlerini kılıp, ana şu günahını yuvup getirdiğin dereceli yetişke, urunu barış gerek. Allah Subhanahu ve Teala'nın merhameti ki, özü rahim şefkat kılıp, af etse, keçirse, mağfiret kılsa, bendesinin günahını yuvup yuvarsa, özü bilede. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar: kim ki zina qilsa yoki xamir ichsa, xuddi inson boshidan ko'ylagini yechib olgandek, Alloh undan iymonini yechib oladi. Hokim rivoyati, sahih hadis. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kimki zina qilsa yoki xamir ichsa, xuddi inson boshidan ko'ylagini yechib olgandek, Alloh undan iymonini yechib oladi. Hokim rivoyati, sahih hadis.